Sevgili arkadaşlar, icra müdür ve icra müdür yardımcılarını seçme sınavı sorularına kaldığımız yerden devam edelim. Tarih sorularını çözüyorduk. 2006 yılından başladık. 2010 yılına kadar gelmiştik. Şimdi gelin burada kaldığımız yerden devam edelim. 37. soru bizim numaralandırılmış sıramıza göre şöyle gelmiş soru. Aşağıdakilerden hangisi... Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası Anadolu'da görülen gelişmelerden biri değildir. Bir kere Mondros 30 Ekim öyle değil mi? 30 Ekim e, 1918. Mondros sonrası Anadolu'daki gelişmelerden biri değildir. Ulusal cemiyetler kuruldu ki bunlar Sivas'ta birleştirildi. Temsilciler kurulu oluşturuldu. Erzurum'da ilk kez oluşturuldu. Sivas'ta bütün yurdu kapsadı kanuni esasının ilan edilmesi. Kanun esası 1876'da ilan edildi. Birinci meşrutiyet. Daha sonra meclis kapatıldı. Ee, biliyorsunuz parlamentonun açılması, kanun esasındaki değişiklikler, 1909 değişiklikleri. Ama nereden tutarsanız tutun, çok çok eski bir tarih alakası yoktur. Peki diyeceksiniz ki basit bir soru. Buradaki tuzak sevgili arkadaşlar aslında devletin klasik yaptığı tuzaklardan biri. E, kanun esası yani esas kanunu Osmanlı'nın bu esas kanunu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin teşkilatı esasiye kanununu yani 21 anayasasını karıştırmanızı istiyorlar. E, bu tuzağa düşmeyiz öyle değil mi? 38. soru şöyle gelmiş ülkenin bölünmezliğini vurgulamak için ulusal sınırların saptanmasında Mondros Ateşkes Anlaş Anlaşması'nın imzalandığı gün Türk ordusunun elinde bulunan çizginin esas alınması yani Misak-ı Milli kongrelerin hangilerinde benimsenmiştir. Şimdi misak Milli. Yani bakın bu soru zor gibi duruyor ama buraya ne anladık o cümleden? Belli ki Misak-ı Milli'yi sormuşlar. Bunu yazdığınız an aslında cevap ortaya çıkıyor. Misak-ı Milli'den bahsettiğimiz ilker Erzurum Kongresiydi. Erzurum Kongresini aldığımız vakit zaten Sivas, Erzurum Kongresinin kararlarının neredeyse biri bir alındığı bir kongreydi. E, dolayısıyla bu Amasya görüşmelerinde kabul ettirildi ve daha sonra son Osmanlı Nebusan Meclisi'nde 28 Ocak 1920'de misak-ı milli, milli yemin kabul edildi. Burada cevap 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Ancak Balıkesir'de böyle bir karar yok. Zaten konuları işlerken hatırlayın Balıkesir, Alaşehir kongreleri bunlar batıda gerçekleşti. Bunlara biraz üvey evlat muamelesi yapıldığı söylenebilir. E burada biraz daha saltanat yanlısı, manda yanlısı kararlara eğilim fazla olduğu için. Devam edelim. Kaçın soru? 39. soru. Şöyle gelmiş. Kurtuluş Savaşı sırasında görülen milli mücadeleye karşı yukarıdaki hareketlerden hangileri İstanbul hükümeti tarafından çıkartıldı. Şimdi burada e, notu düşmüş mü bilmiyorum ama e, kaçıncı soruydu? Bir önceki videoda e, 2009'un sorusuydu yanılmıyorsam. Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe e, önce kuvacı olup sonra isyan eden de düzenli orduya. Bakın aynı tip bir soru da gelmiş. Bu sefer bizden istedikleri şu hangisi? doğrudan İstanbul hükümeti tarafından çıkartılmış Ahmet Anzavur ve Demirci, şey Demirci Mehmet Efe diyorum, pardon, Ahmet Anzavur ve Kuvayi İnzibatiye, halifelik ordusu olarak da bilinir. Burada cevap ne olacak? 1 ve 3 Aslında bir önceki derste gösterdiğim haritaya birebir uyan bir soru sevgili arkadaşlarım. Bakın bir önceki yılda sorulan Çerkez Eten ve Demirci Mehmet Efe sorusu şimdi ise gördüğünüz gibi bir tampon bölge oluşturan hilafet ordusu yani Kuvayi İzbati ile Anzavur ordusu bunu sordular. Şimdi tekrar edelim ister misiniz burada azınlık isyanlarını sorsunlar Rumları, Ermenileri değil mi? 40. soru. Kurtuluş Savaşı'nda cephelerden hangilerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı düzenli birliklerin büyük katkısı olma, olmadan halk kuvvetleriyle mücadele sürmüştür? Yani burada düzenli ordu yok, askeri birimler yok, kuvayi milliyeciler ve halk doğrudan mücadelenin içindedir. Sevgili arkadaşlar, üç cepheden hangisi? Bu elbette güney cephesi olacak. Cevap yalnız bir. Çünkü Doğu cephesinde Kazım Karabekir Paşa'nın ordusu var. Batı cephesinde düzenli ordu değil mi? Refet Belen'in İsmet e, Paşa'nın e, İsmet'inin olduğu e, birimler var. Bunlar düzenli ordu. Ancak Güney cephesinde tamamen Kuvayi Milliye örgütlenmesi söz konusu ve halk kendi kaderini kendi yazıyor. O yüzdendir ki o bölgedeki şehirler e, ünvan almıştır. Gazi Antep gibi, Şanlı Urfa gibi, Kahraman Maraş gibi. Cevap Bursa. 41. E, yukarıdakilerin hangilerinde anlaşma devletleri Ankara ve İstanbul hükümetlerini birlikte çağırarak aralarında ikililik yaratmak istemiş. E bu çok tipik özelliktir. Mudanya'da böyle bir durum söz konusu değil. Mudanya bir ateşkes anlaşması ki Mudanya'da yapılıyor. Kim kimi çağıracak? E ama Londra birinci İnönü sonrasında yapıldı. Savaşı kazanmasına rağmen Ankara Anadolu hareketi İstanbul'da çağırdılar. Ve keza Lozan'da bakın savaş bitmiş, vatan kurtulmuş, barış anlaşması yapılacak. Orada bile İstanbul Hükümeti'ni davet ediyorlardı ki Lozan'a katılmadan biliyorsunuz Ankara saltanatı kaldırıp artık tek başına katılacaktı. Dolayısıyla 2 ve 3 e, aradığımız cevap olacak Edirne. Güzel bir soru. 42. soru şöyle gelmiş arkadaşlar. Lozan konferansında tartışılan konulardan biri değildir ki bu, biz bunu da çözdük benzer değil mi? 2010 icrada çözdük arkadaşlar. Ee, şimdi Musul meselesi tartışıldı ama çözülemediği için ikili görüşmeleri bırakıldı. Azınlık meselesi çözülemedi, işte mübadele uzadı 30'lara kadar. Kapitülasyon konusu tartışıldı hem de ciddi anlamda tartışıldı. İngilizler kaldırmaktan yana değillerdi, Lord Curzon. Değil mi? Büyük mücadele verdi ama sonuçta kaldırıldı. Boğazlarla ilgili bir komisyon kuruldu. E, i̇ki tarafın asker e, koyamayacaktı Türk ordusu. Bu e, Türkiye için olumsuz bir hamleydi elbette. Ama İran sınırında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Çünkü Kafkas sınırı zaten Kars'la birlikte çizilmişti. E, İran sınırı da ta o meşhur Kastrışinlerden beri gelen çok sorunsuz bir sınır. E, dolayısıyla bir önceki yıl, yani 2000 e, 10'daki hangi e, 2010'da mıydı? Affedersiniz. 2009 herhalde. 2009'du çık çıkan. 2010'da İran sınırı geldi. Bir önceki yıl Kafkas sınırı gelmişti hatırlayın. E, sorular birine çok benziyor icrada. Bunu e, fark etmiş olma olmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden lütfen çalışırken bu kısa süreçte onları bir daha gözden geçirin. 43. Yukarıdakilerden hangilerinin inkılapların meclisten hızla geçmesini sağladığı savunulabilir. 23'te hükümetin oluşturulmasından kabine sistemine geçilmesi, mecliste çeşitli grupların oluşması, 21 Anayasası'na göre seçimlerin iki yılda bir yapılması bunlar teknik meseleler ama burada yalnız biri alabiliriz arkadaşlar. Hükümetin oluşturulmasında kabine sistemi bakın hani Zor bir soruydu demiştim ya, bundan önce bir tane daha çözdük. E, Ali Fethi Okyar istifa edince Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte meclis hükümet sisteminden kabine sistemine geçildi. Artık başbakan kendi kabinesini seçebilecek, vakit kaybetmeyecekti. Bu da hızla kendi kabinesini oluşturmasında bir etken yaratıyor bu değişiklik. O yüzden yalnız bir Adana. 44. soruya bir bakalım. Öğretim Birliği Yasası Tevhidi Tedrisat'la ilgili bir soru daha gelmiş. Çıkarılmasıyla hangisi sağlandı? Milliyetin Bakanlığı'nın denetimine bırakıldı bütün okullar doğru. Ulusal eğitim programının hazırlanmasına olanak sağlandı. Aynen öyle milli eğitim adı üzerinde. Öğretimin birleştirilerek ikililiğin ortadan kaldırılması. Giden önce medrese, batılı klasik okul dini eğitim veren merkezler vardı. Bu ikililik kaldırıldı. Cevap yine 1, 2, 3 olacaktır burada da. 2006'da gelmişti benzer tevhidi tedrisat sorusu. Şimdi de sevgili arkadaşlar geldi. Bu arada biraz önce İran sınırı demiştim ya Lozan'da değişen. 2008 icrada çözmüştük onu, Kafkas sınırı. Hemen altta gördüm şimdi notunu almışım. E bu da 2006'da gelmiş. Şimdi yine tekrarlamışlar. Bir inkılap sorusu. Eğer yerleştirmek istersek konuya. 45. soru. Atatürk'ün inkılap hareketlerini dogma olmaktan çıkartan, onu yaşayan, geleceğin yeni oluşumları, gelişmeleri, değişmeleri karşısında sürekli kılan, devinim halinde kılan ilkesi inkılapçılık. Aynı soruyu yine çözmüştük sevgili arkadaşlar. E, i̇nkılap sorularını da seviyorlar belli. Halkçılık geldi, milliyetçilik geldi, devletçilik aynı sorunun içindeydi. İnkılapçılık yine geldi. 46. soru ise şöyle gelmiş. Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan Antantı'na üye olmamıştır? Balkan Antantı'na Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya üye Bulgaristan üye ...değildi sevgili arkadaşlar. Hatta bunu... ...yine eski ders videolarımızda... ...paylaşmıştım bir haritada. Tevfik Rüştü Aras temsil ediyordu Türkiye'yi. Bakın bu sarılı renkler... işte ...Balkan Antantı'na katılan bölge. Ama Bulgaristan ve Arnavutluk... ...dikkat ettiniz mi İtalyan hattında... ...Bulgaristan MİFER'i destekliyor. MİFER ülkelerini... Dolayısıyla revizyonist istediğini alamadı dünya savaşında. Şimdi yayılmacı yani e, Ege'ye uzanmak istiyor. O yüzden toprak almak istiyor. E, bu yüzden de böyle bir barışçıl statükocu pakta girmek yerine e, topraklarını genişletmek istiyor. Bakın e, bundan sonraki sınavda muadil olarak Arnavutluk gelebilir arkadaşlarım. Dikkat edin Arnavutluk hemen İtalyan sınırında çok yakınlar e, etkileniyor İtalya'dan. ...faşist rejim altında e, kalacaktır Arnavutluk. Dikkat edelim. Ya bu Arnavutluk sorusu gelir ya da Balkan Antantiyen'e Sadabat taktını sorarlar bu sefer Doğu'da. E, bunlara da hazırlıklı olalım olur mu? 2011 icra sorularına bakalım. Şöyle gelmiş... Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında olgulardan hangilerinin Wilson ilkelerine aykırı olduğu savunulur? Anlaşma devletlerinin vilayeti Sitte'de, altı vilayette doğuda bir karışıklık çıkması durumunda bu illerin herhangi birinin işgal edilme hakkı. E hani bir yerde kalabalık varsa orası bağımsız olabilecek de aykırı bir madde. Yunanistan'ın Ege bölgesinde işgal hareketlerinde bulunması, işgal adı üzerinde hani toprak alınmayacaktı Wilson'a göre. İngiltere ve Fransa'nın sömürgecilik siyasetini sürdürebilmek için mandacılık kavramını savunmaları. E manda ve himaye, değil mi? Olmayacaktı hani. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar, aslında bakarsanız Wilson'un istediği maddelerin hiçbiri olmadığı, zaten Amerika (ABD) bu dönemde İngiliz ve Fransızların gücünü törpülemek istedi, ama aktif sahada savaşan İngiliz ve Fransızlar Amerikan tutumunu sağlamadılar. Dolayısıyla ABD yine o kendi yalnızlık politikasına Monroe doktrinine döndü, ta ki İkinci Dünya Savaşı'nda Japonların Pearl Harbor'a saldırmasıyla birlikte dünya siyasetine girdiler ve bir daha da çıkmadılar. 48. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde Mustafa Kemal'in kurulmasını planladığı müdafaa hukuk grubu yerine hangi grup kurulmuştu? Felahı Vatan. Sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal Sivas Kongresi'nden sonra biliyorsunuz Amasya görüşmelerinde Anadolu hükümetinin resmen tanıtmıştı İstanbul'a. Son Osmanlı mevzusu açılmasına karar verildi. Seçimler yapıldı. E, milli müdafacılar vekili olarak seçildi ki Mustafa Kemal Paşa da Erzurum vekiliydi ama e, Kurtuluş Mücadelesi'nin lideri olarak İstanbul'a gitmek tehlikeli. İstanbul işgali altında esaltanatla arada sürtüşmeler var. Haliyle arkadaşları, özellikle en güvenli Rauf Orba'ya gidin orada bizim Erzurum'da Sivas'ta yaptığımızı İstanbul Meclisi'nde de müdafai hukuk grubunu kurun dedi. Ama İstanbul'un havası ve suyu farklı. O yüzden felahı vatan kuracaklardı. Ki Mustafa Kemal butuk'ta da arkadaşlarını ateş püskürür, kendilerini ihanet ettiklerini söyler. O yüzden de felahı vatanı pek de benimsemez Mustafa Kemal Paşa. 49. soru şöyle gelmiş. Milli mücadele taraflarının meclis, meclis açılıncaya kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıncaya kadar gerçekleştirdikleri faaliyetlerden biri değildir. Ne zaman açıldı meclis? 23 Nisan 1920. Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edildi. İstanbul işgal edildi. O yüzden Ankara'da meclis açıldı, doğru. Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi bu Sivas Kongresi'ndeydi, doğru. Amasya görüşmeleri yine Sivas'tan sonraydı. İrade-i Milliye gazetesi Sivas Kongresi'nin kararlarını yayınlıyordu, öyle değil mi Sivas'ta? Ancak San Remo Konferansı bu Konferansın özelliği neydi İtalya'daki bu konferansın? Sev Barışı'nın, Sev Anlaşması'nın son taslak metni burada hazırlandı. E, aşağı yukarı meclisin açılma süresine yakın arkadaşlar. Şöyle hemen bir bakayım 26 Nisan'a mı denk geliyordu? Öyle bir şey olsa gerek. Notunu almış olmam lazım. 18-26 Nisan. Yani meclis açılmış. San Remo'da e, Sevin son taslağı da hazırlanmış idi. Bunun e, alakası yok. Denizli olacak. Canım. 50. soruya bakalım. 1921 Londra konferansı. Bu arada İnönü'den sonra Londra ne kadar çıktı öyle değil mi? Londra konferansı ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir demiş. A'da demiş ki İstanbul ve Meclis hükümetleri konferansı birlikte katıldılar. Bunun sorusunu da çözmüştük. Var. Konferansın amacı Sevr anlaşmasını yapılan küçük değişikliklerle e, İsta e, Anadolu hükümetine, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini kabul etmek. Doğru. Sevr'i yumuşatmak da amaç. C düzenlenmesinde 2. İnönü Savaşı'nın kazanılması etkisi vardır. Cevap C olacak. Çünkü Londra ikinci İnönü değil 1. İnönü sonrası olacak. Meclis hükümetinin konferansa katılması uluslararası alanda bir siyasi başarıdır. Konferansta herhangi bir sonuç anlamamıştır. Nasıl alınır ki sevri yumuşatmak istiyorlar. Cevap Ceyhan. Sevgili arkadaşlar, bakın bu soru tipi çok önemli bir soru tipidir. Hatta e, KPSS sınavına yakın, KPSS'ye yakın dönemde soru tipleri üzerinden bir çalışma yapmıştık. E, o çalışma kağıdında küçük bir bölüm vardı, onu paylaşmak isterim sizlerle. Sizden sınava girmeden mutlaka bilmenizi istediğim durum şu. İnönü, Eskişehir-Kütahya ve Sakarya Meydan Muharebesi sonrasındaki gelişmeler... İnönü'den sonra düzenli ordu bir kere kuruldu. İlk zaferi. Ee, İsmet Paşa işte general oldu. Bakın burası işte. Teşkilat Esasiye Kanunu, 21 Anayasası, Londra Konferansı, Türk-Afgan Dostluk Anlaşması, İstiklal Marşı'nın kabulü, Moskova Anlaşması. Bunların hepsi e, İnönü sonrasıdır. Öte yandan Eskişehir-Kütahya'dan sonra e, Mustafa Kemal başkomutanlık yasasıyla başkomutan ilan edildi. Değil mi? Tekalifi niye hazırladı Mustafa Kemal? Ama özellikle Sakarya sonrasına dikkat, Kars Anlaşması, Ankara Anlaşması, Ukrayna ile Dostluk Anlaşması, İngiltere ile Esir Mübadele Anlaşması gibi bir takım anlaşmalar var. İşte Mustafa Kemal Gazi ve Maraşal ünvanı alıyor gibi. Gördüğünüz gibi devletin en tipik sevdiği sorulardan biri, İnönü sonrasındaki gelişmelerle Sakarya sonrası gelişmeleri karıştırmak. E, lütfen e, bu konuya hakim olalım ya da buradan bakın bir daha tekrar edin. Tehlikelidir bizler için. Burada da cevap gördüğünüz gibi ikinci İnönü Ceyhan olacak cevap birinci İnönü'dü. 51. soru. Meclis hükümetini Afganistan'dan sonra tanıyan ikinci devlet Sovyet Rusya'ydı. Bunun sorusunu da çözdük. Hatırlayın Ruslarla Kurtuluş Savaşı için neler yapılabilir diye görüşmek için gidiyor Türk heyeti. Burada 1 Mart'ta Afgan delegeleri geldiği için önce onlarla bir dostluk anlaşması imzalanıyor. 16 Mart'ta da Sovyetlerle. Dolayısıyla önce Afgan, sonra Sovyet delegelerle bir dostluk anlaşması imzalanıyor. E, bu soruyu da tekrar ettirmişler bizlere. 52. soru. E, yukarıdaki anlaşmalardan hangileri Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonradır? Kars, Ankara, e, Gümrü. Burada Ankara ve Kars... Vardı. Gümrü anlaşması çok daha önceydi. Cevap 1 ve 2 olacak. Bakın aynı dönemde neredeyse bu tabloya uygun bir başka soru. Sakarya sonrası demiş Kars, ee, Kafkas ülkeleriyle Ankara ise Fransa ile imzalanmıştı arkadaşlar. Güney cephesi kapanmıştı. Peki devam edelim. 53. soru. Moskova Anlaşması'nın kazanımlarından biridir. Yine birinci inönünün sonuçlarından biri Sovyetler Birliği sevri reddetti. Evet çünkü misak-ı milli kabul eden ilk Avrupa devletiydi haliyle sevri reddedecekti Sovyetler. Son dönemde iyice birbirine benzemiş sorular. 54. Aşağıdakilerden hangisiyle ...laik eğitime... ...geçilmiştir... Ee, ...burada bakın... ...saltanat, halifeliğin kaldırılması... ...öğretim birliği, tevhidi, tedrisat yasası... ...laik ilkenin anayasaya girmesi... ...değil mi 37... ...28'de yapılan anayasa değişikliği... E, ...devletin dini İslam'dır... ...maddesinin kaldırılmasını söylüyor... ...arkadaşlarım bu maddelerin... ...hepsi laiklikle alakalıdır... ...burada problem yok... ...ama burada soru da... ...laik eğitim demiş... Laik eğitim dediği için öğretim birliği yasası yani yine bir tevhidi tedrisat sorusunu patlatmışlar arkadaşlar. Cevap Ceyhan olacak. 55. soru artık yavaş yavaş sona geliyoruz arkadaşlar. Bir ilke sorusu daha size. Hangisi halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri değildir demiş. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı toplumda kadın erkek statüsünü eşitleme konusunda önemlidir. Elbette halkçılığa girer. Miladi takvim. Şimdi burada bir duralım. Bir alakası yok ama belli. Soyadı kanunu, herkesin bir soyadı kan olması ...yine toplumsal eşitliğe giriyor. Medeni kanun kadın erkek eşitliğine giriyordu... ...söylediğimiz gibi. İlk öğretimin zorunlu hale getirilmesi... ...kız çocuklarının da... ...okullara gönderilmesi... ...cumhuriyetin belki de en önemli devrimi arkadaşlar. Ee, Burada cevap... ...Bursa sebebi şu... ...Osmanlı'da bir kere günlük yaşamda... ...hicri takvim kullanılıyor. Öte yandan... ...ticari e, durumda... ...rumi takvim kullanılıyor. Burada... Problemler yaşanıyor yurt dışı ile bağlantılarda. Dolayısıyla sizin bu takvimi tekleştirmeniz gerekiyor. O yüzden de miladi takvim karşımıza çıkar, cevap, burs olacak halkçılıkla alakalı değil. Yeniliklerle alakalı. 56- Atatürk'ten bir söz paylaşmışlar. Demiş ki Atatürk tarihte birçok defa tartışma ve ihtiras sebebi olan boğazlar artık tam anlamıyla Türk egemenliği altında yalnız ticaret ve dostluk ilişkilerinin ulaşım yolu haline gelmiştir. E, Türk egemenliğinin boğazlarda pekişmesi 1936 hangi anlaşmaydı? Elbette Montreux. Boğazlar Sözleşmesi'ydi. Türkiye tam egemen olmuştu Edirne. 57. soru Şöyle gelmiş. Pontus Cemiyeti'ni destekleyen Osmanlı tebaasını Rumların çalış ne diyor? Pontus Cemiyeti'ni destekleyen Osmanlı tebaası Rumların çalışmalarından biri değil. Trabzon merkezli biliyorsunuz Doğu Anadolu'da bir Pontus devleti kurmak istiyorlar. Wilson'un ilkelerine karşı çıkmaları. Şimdi bunun alakası yok. Sebebi şudur. Dünya savaşını bitiren Paris Barış Konferansı'na Trabzon'dan Hrisantos e, heyet gönderiyor. Raporlar hazırlatılıyor. Yani bu bölgede Rumlar kalabalık. Burada bir Rum Pontus devleti kuralım diye. O yüzden Wilson ilkelerine karşı değil uygulanmasını istiyorlar. Ama tabii bunun içinde bölgeyi Rumlaştırmak gerek. Rum çeteleri e, faaliyette. E, buna karşılık Türk ve Müslümanlar karşılık veriyor. Kaldı ki bu yüzden zaten Mustafa Kemal'i 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gönderdi. Ya, İstanbul hükümeti git oradaki Türk çetelerinin elinden silahları topla ki e, aman İngilizleri ürkütmeyelim. Mesele e, böyleydi. Dolayısıyla Wilson'a karşı değiller e, bunu hatırlatalım. 58. soru, Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçmeden önce İstanbul'da yaptığı çalışmalardan biri değildir diye sormuş. Padişah ile görüşmesi Vahdettin'de birkaç defa görüşüyor. Hatta son olarak Cuma Selamlığında görüşüp ki Fali Rıfkı yazar bunu o görüşmeyi Yıldız'da Boğaz'a nazır bir odada baş başa görüşürlerden bu var. İşgallere karşı mitingler düzenlemek. Şimdi sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal Anadolu'ya geçmeden bu tarz bir faaliyette olamaz. Samsun'a geçiyor. Oradan Havza'ya geçti vakit, değil mi? E, Havza mitingi, Mustafa Kemal'in katıldığı e, Havza mitingi çok kritik bir mitingdi tabii. E, bu önemli. Havza e, Aynı zamanda birçok yayınladığı belgede ise e, işgallere karşı direniş yapın diyor. Hangi işgal bu? Aklımıza ne gelsin? Bakın Mustafa Kemal e, Paşa e, 16 Mayıs'ta yola çıkıp 19 Mayıs'ta Samsun'a geldi mi? Geldi. 1919. Sa İstanbul'dan hareket etmeden bir gün önce değil mi 15 Mayıs'ta İzmir işgal edildi. İzmir'in işgali kabul edilemez. Dolayısıyla onlara karşı işte Sultanahmet mitingleri falan da bu yüzden yapılır arkadaşlar. Demek ki e, İstanbul'da değil İstanbul'dan gittikten sonra bu mücadele başlayacak. Cevap Bursa. 59. sorumuz şöyle gelmiş sevgili arkadaşlar. Milli mücadele döneminde Anadolu'da düzenlenen kongrelerin ortak özelliği çok sayıda kongre var Anadolu'da. Düzenli bir ordu oluşturmak, bunu meclis yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi alakası yok. Azınlıklarla işbirliği yapmak hayır. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini sağlamak hayır. Manda ve himaye kesin olarak reddediliyor biliyorsunuz. Padişahın isteklerini yerine getirmek hayır. Bölgelerin e, işgaline karşı direniş cemiyetlerini organize etmek. E bu var elbette. Efendim işte Milli Kongre Sultanahmet mitingini düzenliyor. Trakya Paşaeli Cemiyeti işte Lüleburgaz kongrelerinde bu cemiyetin Trakya'da direnişi karşımıza çıkıyor. Bunları hesap edebiliriz. 60. soru. Eğitim kongresi milli mücadele döneminde aşağıdaki savaşlardan hangisi ...devam ederken Ankara'da toplandı. Sevgili arkadaşlar, 2012 icra sorularına bakıyorduk. Burada Eğitim Kongresi, Marif Kongresi... ...belki de en kritik savaş süresince Ankara'da düzenlendi. Eskişehir-Kütahya Savaşı sırasında. Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya döndü. Ee, orada e, öğretmenleri... E, ...topladı. Kadın erkek öğretmenler... ...bir aradadır. Bu bile tepki çekti. Ama Mustafa Kemal Paşa şiddetle karşı çıktı... ...bu duruma. Eğitimi de planlamak gerektiği... ...üzerinde vurgu yaptı. Dolayısıyla cevabımız Denizli'dir. Çok güzel, çok beklenen... ...bir soruydu. Bakın buraya bir... ...not almışım. O notu ...sizlerle paylaşmak isterim. 6 Eylül... ...2020... ...6 Eylül... ...2020... Hangi sınav bu? KPSS lisans arkadaşlar. Daha bu dönemki KPSS lisans sınavında şöyle bir soru gelmişti. Bunun çözümünü yaptık videolarda bakabilirsiniz. 18. soru. Diyor ki, Marif Kongresi ile ilgili olarak işte hakimiyeti milliye gazetesinde bir yazı çıkmış. Efendim Yunan taarruzu sırasında. Mustafa Kemal Paşa muallim ordusunun geleceğiyle ilgileniyor. Bu marif kongresi yani Yunanlıların üçüncü taarruz yaptığı savaş hangi savaştı? Eskişehir kütahya 2020 KPSS e lisans sorusuyla 2012 icra sorusu aynı soru aslında. Lisansta bunu KPSS'de biraz da allayıp pullamışlar. Ama önemli bir soru arkadaşlar. Bu da e, dursun kenarda. Muallim ordusu. Muallim ordusunu da yetiştiriyor Mustafa Kemal diyor gazete. 61. Kars anlaşmasıyla misak-ı milli aykırı olarak sınırlarımız dışında kaldı. Şimdi Kars anlaşması. Kafkas sınırımızı netleştiren bir anlaşmaydı öyle değil mi? İlk Gümrü, sonra Moskova, sonra Kars'la e, bu... E, sınır resmen çizildi. Peki Doğu'da hangi bölge misakın milli sınırları dışında kaldı? Batum. Batum, Moskova anlaşmasıyla Gürcistan'a bırakıldı arkadaşlar. Sovyetlerin desteğini alabilmek için bir jest yapıldı. Büyük abi, Kafkasya'nın o büyük abisine Batum bırakıldı. Tabii Gürcüleri bırakıldı ama o dönem tabii Gürcü artık. Gürcüler komünist rejimle de yönetiliyorlardır. ...bir uydu haline gelmişlerdir. 62. Türkiye-Lozan Anlaşması'na bağlı... ...ticaret sözleşmesiyle... ...29 yılına kadar... ...hakların hangilerinden... ...yoksun kaldı? Belki de şu ana kadar çözdüğümüz sorular... ...içindeki en nitelikli, en zor... ...sorulardan biri. Sevgili arkadaşlar... ...Lozan'da... Var olan maddeye göre 29'a kadar gümrük tarifelerini değiştiremeyecek Türkiye. O yüzden cevabımız yalnız Adana olacak. Yabancı şirketleri millileştirme yok. Millileştirilen şirketler var demir yolları var. Bir merkez bankasının kurulması bu 30'da çıkıyor karşımıza kanunen 31'de filan başlıyor ama bu aslında devletçilik politikasıyla da de alakalı. Dolayısıyla burada yalnız bir doğru cevap. Çok üst düzey bir soru. E, aslında Türkiye'nin de imdadına yetişti. Neden? E, çünkü 29 bunalımı ülkede krize sebep olacaktı. Tarifleri yükseltmek demek, vergilerin artırılması demek. Bu Türkiye'nin işine geldi. Peki. Pardon. 63. soru. Cumhuriyet'in ilk kamu işletmeciliği olarak 24 yılında kurulan kurum hangisidir? Çok net bir bilgi sorusu. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü cevap arkadaşlar. Ama ben bu soruyu açıkçası çok beğenmedim. Çünkü yasal olarak yani evet 24'te 506 sayılı yasayla e, devletleştiriliyor. Ancak o dönemki adıyla da yani Anadolu Bağdat Demiryolları Müdüriyet Umumiyesi Şimdi bu kurumu hani devlet demir yolları olarak da sormak birazcık parantez içinde de vermemek üstelik biraz acımasızca işin gerçeği bence zor biraz da gereksiz bir soru gibi geliyor açıkçası ama e, bilmekte fayda var İlk kamu işletmecili devlet demir yolları burada yasası daha sonra kuruluşun resmiyeti daha sonra olacak 64 Atatürk'ün bizde ruhbanlık yok, ruhban değil mi? Rahipler sınıfı, hepimiz eşitiz ve dinimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Sözünün ilkelerden hangisine dayandığı söylenebilir yine bir ilke sorusu. Burada eşitlik üzerinden bir vurgu bizi elbette halkçılığa götürecek. Öte yandan ruhbanlık sınıfının olmaması yani bir din rahipler sınıfında olmaması e, bizi götürür sevgili arkadaşlar bunu söyleyebiliriz ama devletçilikle alakası yoktur cevap 1 ve 2 olacak denizde. Evet artık yavaş yavaş sona gelelim. Atatürk döneminde aşağıdakilerden hangisi İstanbul Üniversitesi'ne çevrilmiştir? Yine çok güzel bir soru. 1933 üniversite reformu sevgili arkadaşlar üniversite reformuyla e, Darül Fünun Darül Fünun buradaki dar mekan değil mi Fün fen fenlere ait bir mekan olan e, aslında bakarsanız e, Abdülaziz'de açılan ama resmi anlamda eğitimin süreklilik halinde devam etti ikinci Abdülhamit'tir 1900'lerin başı Darül Fünun 1933'te İstanbul Üniversitesi adını alıyor. Özellikle Profesör Doktor Albert Malch raporu bu konuda kritiktir sevgili arkadaşlar. Ben yenisi olsam bu adamı da hatırlarım Reşit Galip Milliyetin Bakanı'ydı da özellikle Albert Malch bu adamın raporları doğrultusunda adı da değişiyor İstanbul Üniversitesi olarak yeni bir rejimin aslında biraz da Üniversitesi haline gelecek 66 ve son sorumuz Atatürk' döneminde uluslararası ilişkilerin eşitlik esasına dayanmasına dikkat edilmiş Buna göre gelişmelerden hangilerinde uluslararası sorunların çözümü için iç hukuk açısından eşitlik ilkesine ee, dayanılmıştır İç hukuk açısından eşitlik ilkesine. Hatay'ın ana vatana katılması. Hatay'ın ana vatana katılması... ...bir iç hukuk şey yok ama kapitülasyonların kaldırılması... ...yabancı okulların devlet kontrolüne alınması... Kapitülasyonların kaldırılmasıyla ilgili mesela kanun var, örnek veriyorum işte kabotaş yani Türk karasularında, Türk bayraklı gemilerin imtiyaz hakkı gibi kendi iç hukukunuzun da aslında sonucu olarak bunu yapmak zorundasınız. E, Uluslararası hukukta da bu kapitülasyonlar reddedildi. Yabancı okullar herkesin statüsü olamaz. Türk Milli Eğitim Bakanlığı'nın kanunu var. E bu kanunu uyarsanız devam edersiniz. O yüzden iç hukukta da bir karşılığı var, bir eşitlik durumu söz konusu. Haliyle cevap 2 ve 3 olacak sevgili arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Biraz garip bir soru gibi gelmiş. Buna benzer soru tipleri gelmiyor. Ama ama neticede 2006-2012 yılları arasındaki icra müdür ve icra müdür yardımcılarının seçme sınavındaki tarih sorularını çözdük sevgili arkadaşlar. Burada tabii iki video halinde bitirebildik 164 ve 165. videolar halinde. Buradaki amacımız neydi? 2020'nin kasımında sınav yapılacak 22 Kasım'da bu sınava girecek arkadaşlarım için de fayda sağlasın, görebilsin, tekrarını yapabilsinler diye. Ama elbette Kasım'da yoğun bir sınav takvimi var. 21 Kasım'da idari Yargı, 22'de İcra Müdür Yardımcılığı, 26 Kasım'da da KPSS Orta Öğretim. Bu sınavlara girecek arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Umarım istedikleri gibi olur. Umarım tarihte hatasız yaparlar, güzel neticeler alırlar. Burada yeri gelmişken, bir küçük duyuru da yapayım. E, yeni dönemi e, başlatıyoruz arkadaşlar. E, bu sayfada e, bu soruları çözdükten sonra yeni dönemin tarih ders videolarını adım adım e, bulabilirsiniz. Yeni dönemde önümüzdeki 2021 sınavlarına herhangi bir sınav hiç fark etmiyor. E, tarihte eksik e, tarihi eksik yapanlar tarihi bilmeyenler, öğrenmek isteyenler ya da bilip üzerindeki tozları almak isteyen arkadaşlarımı e, beklerim. Haftada 3 ya da 6 saatlik ders yapacağız. Tıpkı bir dershane programı gibi. Uzun soluklu bir maraton olacak. Umarım orada da eksik gediklerimizi kapatır. E, girdiğimiz sınavlarda tarihle ilgili e, güzel neticeler alırız. Şimdilik bu kadar yeni dönem derslerinde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi bakın kendinize. Başarılar diliyorum sınavlarda.